bilmenin yok bir faydası. Her gün hırgür hayat kavgası. Bir şekilde evlenmişler, bir garip ceylan bir de kutup ayısı. Bitirmişim, bitirmişim, kodumu indirmişim. Kakılmışım, kakılmışım, bitirmişe takılmışım. Vurma elleri kırması kutup ayısı. Benden hala koca Şam'da kayısı. Şu ayıp delinin derdinde, ipler zaruretin elinde. Karısı bir geniş açı, şu ayıbın aşk üçgeninde. Bitirmişim, bitirmişim, kudumu indirmişim. Takılmışım, takılmışım, bitirmişim, takılmışım. Vurma evleri kırılması kutup ayısı. Benden hala koca Şam'da kayısı. Lan Karatay, bütün subayı öyle işine geç kalıyorsun oğlum. Daha çok erken henüzse. Olsun lan, bunda daha ilk günlerim. Erken erken gidip Şahit Bey'in gözüne gireceksin. Ailemizin şerefini helal götürmeyeceksin, he diyorum. Ben bakın üstüne, arı gibi çalışkandır. Boş güzelim, boş kalpalı, bunu bile bir dakika bile maksatmaz. Bu laflarda bir dokunduma seziyorsun ya, neyse ne. Gör lan hadi doğru şarkıda diyorum. Dur be, çayını bile bitirmedi çocuk. Ya. Lan ben bitiririm, bak. Bitti işte. Hadi yürü oğlum. Doğru şarkıda diyor. Yürü. Karatay'ım. Kara gözlü supam. Git hadi. Git. Çocuk muamelesi yapma bana teyze ya. Hadi hoşça kalın. Hadi hadi git. Çabuk git. Hadi gidiyoruz işte enişte. Bak gözümü dört aç. Beni mahcup etme. Bir ara gelip seni defniş edeceksin ha. Bu da neyin nesi bir ara? Niye alelicele kovaladın oğlunu? Seninle yalnız konuşmak istedim. Bu sefer olmuş mudur kız? Ne olmuş mudur? Şey kız. Ne lan ne? Söyletme işte beni. Kendini şey gibi hissediyor mu? Ne gibi hissediyor mu lan? Söyletme beni diyorum. Anlamıyorum işte, anlamıyorum zorla değil ya. İki canlıymışsın gibi geliyor mu sana? Yani gibi miyim, hamile miyim diye soruyorsun değil mi? Sus kız! Onu komşu duyacak salak. Hay buyun devrine mahcup koca oğlan. Ayılar nasıl utanırlar biliyor musun? Göster bakayım. Sence bir yere başını yiyeceksin. Biri pençinde kafandan bir yere suratını doğru... Bak dalga geçme, dalga geçme. Bak şimdi pençemi kaldırıp suratının ortasına yapıştıracaksın şimdi. Ayılar hemen de nasıl bayılıyorsun da biliyor musun? Kes kız, sinir gülme. Söylediğime cevap versene kız sen. Yok be. Kendimi gibi hissetmiyorum. Böyle bir değişiklik yok yani. Artık dayanamayacaksınız. Bunca yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmaya. Besbelli sende bir kusur. İyi tamam. Yine başlama. Gidiyoruz işte doktora. Kusur var mı yok mu anlarız. Kusur varsa da senin yüzündendir. Yediğim onca dayaktan sonra kısırgalık da mı? Hiç şaşırmam. Ne doktoru kız, hasta mısın? Ya beylesi diye kadın doğumcuya gidecek. Kız kakılmış, kız imansız. Kız bizden saklıyorsun değil mi? Neyi saklıyor mu? Utanma kız, demek sen de anne olacaksın. Kız esnaftan gider misin? Aman cahil karılar, insan gibi kılınca mı doktora gider? Niye anneye gidemez mi? Hadi kız utanma, saklama bizden, hamile kaldın değil mi? Kız hamile kalmadım ya! Aman biz de boşuna sevindik kız. Dayak yiyor ondan çocuğu olmuyordur bunun. Niye gidiyorsun o zaman doktora? Çocuk olmuyor da o yüzden gidiyorum. Bizim enik diye doktor da çocuk istiyor. Sen de bir kusur var deyip durun. Gideyim de kurtulayım durundan be. Yürüyün be salak sarımsaklar. Gelelim unuttum gibi benim. Bu da bu.
Hadi oyalanmayalım artık, bir an önce çıkalım. Hava erken kararıyor, işimize bakalım. Abi sabret bir tiz canım, 7 aylıkım, ben de işimize bakarım. Yani işimiz değiştir bu kofti dantellerle. Anlamadım, ne dedin? Görmez misin, herkes burun kıvırır. Beğendiremeyiz kimsecikleri bunları. Bir bardak altı bile mi satamayız? Bana bak, zeytinyağı gibi üste çıkma. Sen satamıyorsan, ha, benim canım dantellerimin günahı ne? Ah benim kuruma altındaki tarihi varlıkım. Sen de nabunlar gibi kalmışsın çağ dışı. Artık Sevda Demirel kirpiğinden Andi ata izi göbeği modadır. Şöyle bulalım güzel modeller. Yakalayalım muasır medeniyeti. Sen bana bak, cıvıtmaya başladın gene. Anladın mı, sen cıvıtmaya başladın gene. Dantel işi ağır bir iştir. Ciddi bir iştir. Ağır başlılık ister. Tamam mı? Sen şimdi bırak onları da beni dinle. Ben birini buldum. Birini buldum diyorum. Sen sağır mısın? Abi uysuzum Engin Ardıcım. Tamam buldum da neyin birini buldum? Kaçın birini buldum? 3 taneden birini buldum kızım. Sen bana kendi işimizi kendimiz pazarlayalım dememiş miydin? Ne? İşte bizim Pelin Hanım'ı pek güzel evlendirip çeyizini düzebiliriz. Pelin Hanım. Şu mesele. Evet. Peki kimdir bu Pelin Hanım? Benim torun var ya, Arzu. Arzu. Onun patronu eczacı kız. Evet. Üstelik de çok güzel, alımlı, akıllı bir kadın. İyi, iyi. Bekar da. Bak bekar olduğu iyi oldu. Evli olsaydı evlendirmemiz zor olurdu. Bak ben de merak ettim Pelin Hanım'ı, gidip bir görelim derim. Göreceğiz işte, hadi. Hadi o zaman, günler kısadır, hadi çabuk ol. Kalkıyorum. Bak ne derim bilir misin? Ne dersin? Biz en iyisi indimizi alıp gidelim. Ne diyor bu be? İndimizi. Hadi, tövbe tövbe. Sen böyle ağırdan alırsan yılbaşında anca orada olur. Hadi. Sübhanallah. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu kişiye. Çok iyi. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok fazla. İyi günler. İyi günler. Niye bakıyorsun bana öyle? Ay çok hoş adam değil mi Pelin abla? Bilmem, hiç dikkat etmedim. Gözleri çok güzel. Hele gülümsemesi. Anlaşılan senin mi çok hoşuna? Hayır. Yakışıklı ama. Pek benim tipim değil. Benim de tipim değil. Affedersin ama bunca zamandır armudun çöpü, üzümün sapı, herkesi reddediyorsun. Pelin abla, sen ne tür erkeklerden hoşlanırsın? Söyleyeceğim ama aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, söyle. Ben erkeğin zeki, çevik, iyi ahlaklı, kişilikli ve esprili olanını severim. Ayrıca cesur ve fedakar olmalı. Tıpkı Şuayb Bey gibi. Bizi nasıl cesurca kurtardı değil mi Pelin abla? Bence Şuayb Bey'i tanıdığım en tatlı insan. Yalnız küçücük bir kusuru var. Birazcık evli. Seninle çalışmaktan gurur duyuyorum Şuayb abi. Hem cesursun, hem zekisin, hem yakışıklısın, hem de çok meşhursun. Keşke ben de senin gibi olsaydım. Ya canım. Tamam yani, cesaretim, zekam ve yakışıklılığım var diyecek yok ama o kadar da şöhret sayılmam. Alt tarafı bir kere medyaya çıktım yani. Oo, olur mu Şuayb abi? Bugün bütün gazeteler, bütün televizyonlar senden bahsediyor. Sen artık bir kahramansın. Sen bir efsanesin. Yok canım, ne yaptım ki? Alt tarafı bir caniyi kıskıvrak yakaladım. Kendi hayatımı hiçe sayarak 3 kişinin hayatını kurtardım. Vay be! Hiç korkmadın mı Şuayb abi? Neden korkacağım? Adamda kocaman bir bıçak var diye mi? Sen bıçaktan falan korkmazsın değil mi Şuayb abi? Bıçak, tüfek, tabanca, top, kalaşnikov, hatta karımın yaptığı yemekler bile bana buz gelir. Bunlar ne yapar ki insana? Alt tarafı ölürsün. Sen ölümden de korkmazsın değil mi Şuayb abi? Ya ölüm dediğin nedir ki? Ölüm yani hayatta yaptığın bazı şeyleri yapamazsın. Mesela ben zarreti bir daha göremem ki bu bir kayıp değildir. Senin bu dünyadan korktuğun hiçbir şey yok mu Şuayb abi? Bak, sana bir sır vereyim mi genç hayranım? Beni böyle sıradan insanlardan farklı kılan şey nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Nedir Şuayb abi? Aşk sevgili çırağım, aşk. Ben aşık olduğum için korkusuzum. Bir kadın sevdim ve hayatım değişti. Aşk işte her şey yapılıyor. Aşk. Kim o? Asıl şimdi senin hayatın değişecek. Sıçabilirim! Söyle ulan kim o? Kim ulan o kadın? Söyle lan kim? Kim o kadın? Şuayb abi, iyi misin? Lan! Söyle! Söyle kim diyorum ulan o kadın kim?
Elinden bana ne ben sana aşık. Eğer senden başka biri varsa ha, işte böyle hizaya gel bakayım. Lan bu lan, çarpacağım ha. Ola lan, işte bak. Oldukça sağlıklı görünüyorsunuz Kakılmış Hanım. Ama biz yine de emin olmak için birkaç tahlil yaptıralım. Ne gerekiyorsa yapak doktorum. Her bir şeyi iyicinden bir anlayak. Aa Arzu. Senin anneannen değil mi? Aa ta kendisi. Yanındaki kim? Ortağı Gülezer. Anneannemin yaptığı dantelleri pazarlıyorlar. Yani pazarlayamıyorlar. Ne yapıyorlar böyle? Bilmem. Nereye bakıyorlar dikkatli dikkatli? Galiba sana bakıyorlar Pelin ablam. Canım bana niye dikkatli dikkatli bakıyorlar? Ne bileyim, anneannemin işlerine akıl sır ermez ki. Hadi bakalım Kakılmış. Biraz mola ver. Ne zahmet ettiniz? Gel otur şöyle. Anlat bakalım. Evde işler nasıl gidiyor? Nasıl geçsin işte? Eski tas eski ama. Yeni bir şey var ama. Bitirmiş çocuk istiyor. Aa, çocuk mu istiyor? Peki sen? Ya ne bileyim. Bu zamanda çocuk doğurmak, bakmak, ula iş değil. Ben pek istemiyorum. Kakılmış, belki de çocuğunuzun olması iyi olur. Kocam biraz adam olur. Ne bileyim, çalışıp size bakmak zorunda kalır değil mi? Belki de bebeği zırtıma takıp beni temizliğe gönderir. Bak o da olabilir işte. Onun için iyi düşünmen lazım. Düşünüyorum Ayhan Hanım, düşünüyorum. Belki de arpacık umrusu gibi düşünmekten hamile kalamıyorum. Bugün doktora gittim. Peki ne dedi? Çok sağlıklısın dedi ama tahlilleri yarın alacağız o zaman söyleyeceğim dedi. Kakılmış, o zaman kocanın da muayeneye gitmesi gerekiyor biliyorsun değil mi? Niye bu ne? İyisi var mı canım? Sende bir sorun yoksa demek ki kocanda bir sorun var. Olur mu öyle şey? Ay bir adam. Canım bunun ayılıkla ne ilgisi var? Bence onunla konuşman gerekecek Kakılmış. Herhalde bu soğan konuşmam olur. Ümüğümü sıkıp gebertir beni. Elzi sağ ol. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Gezer, nasıl buldun Pelin'i? Al benili gacıdır Allah için. Eczacılık gibi altın bileziği vardır üstelik. Hayda, sana ne kadının bileziğinden yüzüğünden be canım? Yoksa mücevherlerine mi göz koydun? Abi seni desin be. Ne? Ben altın bilezik diye mesleği nedir? Mesleği? Eczacılık be. Anladık canım. Anladık canım. Daha iyi işte iyi söyledin. Ona daha kolay buluruz. Tamam canım bulmasına ne? Buluruz da. Pelin gibilerini birini beğendirmek zordur. Bak ben kendimden bilirim. Ben de meslek sahibi bir kacıyımdır. Vardır bu uçacılık dalında master'ım. İstemiştir beni ne doktorlar, mühendisler, zurnacılar. Davulcular, darbukacılar. Onlar da istemiştir. Tabii musiki erbabı da istemiştir. Hiçbirine gitmemişimdir. Ararım hala beyaz atlı sütçümü. Hadi bırak şu yemzekliği saçmalama hadi yürü. Şuraya bak. Gülaze. Şuna bak, şuna şu geçene bak. O ay yüzlü gacı değil mi geçeni gördün? O. Tam da evlilik çağında. Gülaze. Kalk gidelim bilgi edinelim kız hakkında. Araştıralım, soruşturalım nelerden hoşlanır, hangi tipleri bir. Boş mudur, doğru. Dolu mudur? Doğru değil mi anacığım? Hadi kalk. Sen de çöp çatanlığa bilimsel bir yaklaşım getirsin tentenim istatistik enstitüsüm. Kız ne ütüsü kız şimdi ütü yapılır mı yürü evde yaparsın geç kaldık kızı kaçıracağım. Ay gebereceğim be. Ben şimdi gebereceğim bu suya atıp diz kapak kullandığında ben kendimi intihar edeceğim be. Ay bu kadın elden bıktım be. Mortu çekeceğim be mortu. Yürüsene be yürüsene. İyi günler. Ne istemiştiniz? Kekemelik benden sana geçti galiba Karatay. Siz Karatay mısınız? Evet de siz beni tanıyorsunuz mu? Tabii adını çok duydum. Hayret daha ilk kasetim bile çıkmamış galiba. Siz şarkıcı mısınız? Yok şarküterde çalışıyorum. Canım onu görüyorum da az önce bir kasetten bahsettiniz. Evet onu tamam. Efendim?
Mahsun Kırmızı Gül'ün diyorum. En sevdiğim gazete. Aa, ben Mustafa Sandal hastasıyım. Peki ya İbo? Hangisi, küçük mü büyüğü mü? Canım Emrah da küçüktü ama sonra büyüdü. Bir dakika ya. Biri durdurmazsa bu abuk sabuk laflar etrafa saçılacak. Duayı zehirleyip insanları felakete sürükleyecek. Geç bakayım şöyle. Sen az önce Karatay'a adını duyduğunu söylemiştin. Şimdi sen sor bakalım, kimden duymuş? Adımı kimden duydunuz? Rukiye teyzemden. Rukiye teyzem Kakılmış ablanın çok yakın arkadaşı olur. Hmm, çok güzel, çok memnun oldum. Ben de. Ha bak işte güzel konuşma diye buna denir. Az önce yaptığınız şeyse saçmalamaktan ibarettir. Teyzem seni geçen gün teyzenin yanında görmüş. Teyzem dedi ki, şey dedi, yakışıklı çocuk dedi. Sahi mi? Sesimin çok güzel olduğunu da söyledi mi? Hayır, ondan bahsetmedi. Sesin güzel mi? Ya arkadaşlar öyle derler. Peki teyzeme şarkı söyledin mi? Yok, onu bir kere koydum. Dinlemeden teyzem sesinin güzel olduğunu nereden bilsin değil mi? Ama isteseydi söylerdim. Benden istemedi bir şarkı falan. Ya. Yeter be, susun lan. Ha, gene saçmaladınız. Baştan alıyorum. Ha, sen demiş, ne demiştin az önce? Bu ilk görüşte bir aşk vakası değilse bana da tosbağa Gülaz ezdirmesinler. Maşallah birbirlerine de pek yakışıyorlar be Gülaz'a. Ama bana bak, delikanlı pek çekingen gibi öyle duruyor bak. Aman icap edersin, biraz itekleriz Tenteni ablam. Doğru. İşi bizde. Olur. Ben buraya niye gelmiştim? Belki de kader istemiştir buraya gelmenizi. Kader değil, Rukiye. Rukiye teyzem. Ha. Ay. Biraz kaşar peyniri, bir de tereyağı alacaktım. Bu arada ben Ceyda. Ben de Karatay. Biliyorum. Siz bu anlamlı konuşmayı yaparken ben siparişleri hazırlayayım. Siz de beni iplemeyin. Karatay. Ne güzel bir isim. Gazet çıkarırken de yon kısaltsam mı? Mesela kara mı olsa? Aa, beyaz gibi değil mi? Yok, siyah gibi. Hayır canım, ben talk showcu beyazdan bahsediyorum. O da önceden beyazıtmış, sonradan beyaz olmuş. Vay, ne kadar kuytürlüsünüz. Kara da olabilir, Karatay da. Vallahi bilemeyeceğim. Nasılsın lan küçük Karabeygir ha? İşler nasıl gidiyor lan? Enişte. Küçük Karabeygir asla olmaz. Hiç medyatik değil. Bence de. Ceyda Hanım, pek görünmüyorsun. Nasılsın bakalım he? Sen de bunlar dedin demek ki. Oğlum sen utanmıyor musun lan Petron'un burada çalışıp Ceyda ile muhabbet etme? Yürüyüşüne bak, yürü. İnek. Bence bir sakıncası yok. Bence var, çalışsın o kız. Köyden yeni geldi bu, biliyor musun? Öncükte biz muhabbet edelim. Nasılsın Ceyda, iyi misin kız he? İşleri kızıştı Tenten ablam. Niye? Görmez misin herifi? Yapışır kıza. Olsun. Bekarsa onu da alırız damat adayı listesine. Seninkiler şimdi de şarküteriyi gözlüyorlar. Hı? Sahiden de. Niye yapıyorlar bunu? Bilmiyorum Pelin abla. Anneannemin işleri hep kafa karıştırır. Sorsak anlatmaz mı? Sormasak daha iyi Pelin abla. Niye? Anlatırsa kafamız daha çok karışabilir çünkü. He, orası kolay canım. Ben bulurum orayı. Tamam. Ama arkadaşları her köşede silah söyle, tamam mı? Hadi konuşalım, Adı Suğum evdeki arkadaşlarım. Nasıllarmış? İyilermiş. Onlar da beni özlemişler. Bu akşam işte öyle çıkışta bir yerlerde buluşacak. Gerçi ütülmüşüm de haberi yok ama. Şimdi izin alsam telefon edip dünya düzüm vermez ki. Bu çok mu önemli canım? Kocan her şey için senden izin mi istiyor? He vallahi dur diyoruz. O kız senden çok hoşlandı. Sahi mi dedim Şahip abi? Tabii ya, ben bu işleri bilirim. Sende de benim gibi şeytan tüyü var. O ne demek? Bak, bu şu demek. Bütün kadınlar bizim gibi erkeklerden hoşlanıyor. Parmağımızı şıklatsak koşup gelirler. Mesela zaruret. Karım, ben öldüresiye seviyor. Ölesiye seviyor. Ben de ne bulduğunu hala anlamış değilim. Yani bazı şeylerin izahı yok, biliyor musun? Tabii. Mesela Pelin, yandaki eczanecinin sahibi. Beni tapasıya sever. Ama ben diyorum ki evliyim. Bak, böyle bir ilişki yanlış olur diyorum. Olmaz diyorum. O dinlemiyor. O barına taş yerine beni basmaya kararlı. Yani kısacası bu işler bir karizma olaydır. Kimisinde vardır, kimisinde yoktur. O dediğinden bende varmış abi. Tabii sende de var da senin deneyimin eksik. Bir kere çok çekingensin. O kızın adı ne? Ceyda. Ondan konuşurken yüzüm kızarıyor.
Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor Şahip abi. Kızarmayacaksın oğlum. Tutulmayacaksın. Girgin olacaksın. Yırtıcı olacaksın. Ne yapayım peki Şahip abi? Hemen gidip evlenme teklif eden mi? Küş, acelene tutayım. Evlilik için daha çok erken. Zaten evlilik için her zaman çok erkendir. Evlilik bir erkeğin karizmasını ortadan yok eder. Ben bekarken aşkın adı aşktı. Evlendim, yasak aşk oluverdi. İyi o zaman niye evlendin ki Şahip abi? Oh, bu çok derin ve hazin bir hikayedir. Aynı zamanda uzun. Bir gebelik olayının yarattığı mecburiyet. Yenge gebe mi kalmıştı? Hayır, ben gebe kaldım. Hı? Bazı borçlarım vardı, zaruret onları öderdi. Vesaire vesaire, detaylara girmeyelim. Yani bak sen benim düştüğüm hataya sakın düşme. Doğanın kadınlara lütfu olan bizim gibi erkekler bir kadından evlenip ötekilerden kendini mahrum bırakmamalı. Sen kadınları çok iyi tanıyorsun değil mi Şahip abi? Tanımak ne demek be? Hepsini parmağımda oynatırım. Hepsini süt dökmüş kediye çeviririm. Alo. Ooo Nilgüncüğüm sen misin? Bu da eski bir göz ağrım. Önce sevip sonra terk ettiklerimden. Evet ne vardı pisi pisim? Bu pisi pisi seni öyle bir tırmalayacak ki şu ayıp. Sen de şaşıracaksın biliyor musun? Hayatım şu anda elimde ne var biliyor musun? 19 saatin boyunda siyah dikdörtgen bir VHS kaseti. Üstünde de şu ayıp belgeseli yazıyor. Tatlım bunu benimle mi izlemek istersin? Yoksa karınla mı? Tabii ki seninle birlikte. Geçmişimin gölgesi. Tamam. Tamam. Orada olacağım. Sen biraz kızardın mı Şahip abi? Ben asla kızarmam. Belki hafiften morarmış olabilirim. Reddedemeyeceğim bir teklif aldım da. Bu kadınlar senin peşini hiç bırakmıyor değil mi Şahip abi? Maalesef, maalesef. Aşırı karizmatik olmanın bedeli de bu işte. Yok be, zolata yiyip. Ben dün akşam bir zola yemiştim zaten. Güzel. Aslında ütülmüş karımız o kadar da kötü diye. Ütülmüş bebek diyen evcil bir ayı gibi davranıyor. Ayağını denk al kakılmış. Ya işler yine sarpa sararsa? Bir de çocuk olunca elin ayağını iyice bağlamış. Vallahi doğru kız, bu bir tuzak olabilir. Sonra istesen de boşanamazsın. Neyse canım, hayırlısı neyse olsun. Kız vakit çok geç oldu. Ben daha yemek neyim hazırlayacağım? Ben gideyim artık. Aman canım hocam işte. Bir günde geç gidiver. Kıyamet kopmaz ya. Doğru. Hem bütün medyum de. Yiyen olmasın. Yabancı değilsin. Ay bu ay. En sevdiğim bölüm işte. Eminim karın da bu bölüme bayılacaktır. O da seni böyle parmaklarıyla masaj yapmak isteyecek. Dur be. Eminim o parmaklarıyla gözlerimi uyacaktır. Aa hiç istemem Şahin. Sonra bana öyle güzel güzel bakamazsın. Ya anlamıyorum ya. Bu kameradaki kaseti televizyoncular almıştı. Ay çok kibar insanlar Şahin. Hem orijinalini verdiler hem de VHS kopyasını. Eşe dosya dağıtmak için de hayatım birkaç kopya daha yapacaklar. Ben mahvoldum be. Aa bu daha bir şey değil Şahin'cim. Herkes senin kahraman tarafını gördü. Ama bu kasette senin öbür yüzün de görülecek. Neydi? Eczacı şuh kadın Pelin'le evli, aslan yürekli Şahib'in çok kısa süren aşk hikayeleri tarihe gömülüyor. Artık ben tarih oldum. Günahım neydi Allah'ım? Haline şükre Şahib'cim. Dua et ki bu kaseti seni çok seven bir kadının elinde. Ne yani sen bu kaseti ismi lazım değil'e vermeyecek misin şimdi? Sen beni çok yanlış tanımışsın Şahin. Ben çok kıskanç bir kadınımdır. Böyle sırlarımı herkesle paylaşmayı hiç sevmem. Hele karınla asla. Tabii mecbur kalmazsam. Bu sözünde hafif bir şantaj aroması mı var ne? Çok kötü bir kelime şantaj. Aşk olsun Şahin. Bu kaseti ölüm bizi ayırana kadar saklamak istiyorum. Eğer benim ölümümden bahsediyorsan şimdiden söyleyeyim ben öldüm.
Öldüm. Ay şu Ayçiğim, en romantik anlarımızda bu kaseti koyar tekrar tekrar seyrederiz. Aa bak bak, sana şunu tekrar göstermek istiyorum. Ay bu video da eskidi mi ne? Üf, şu gelen sese bakar mısın? Aa, karın video tahmininden anlarmış şu Ayçiğim. Ne Güncüğüm? Sana yeni bir video alalım mı? Harikasın Şahin. Aa, bunu kaset için değil, beni sevdiğin için yapıyorsun değil mi? Ah, kesinlikle. Ciğer yanısı yaptım enişte. Oh, mis gibi kokuyor. Lan biraz daha bekleseydin, teyzen gelince onun ciğerini sökeceksin, onu da atardık içine. Geç kalmadım ya. Yok canım, geç kalmadın. Daha yatsı okunmadı. Üstelik elinde ırak şişesine benzer bir şey de göremiyorsun. Ne dedin lan bu sefer? Lan, lan bırak beni değil mi? Ayıp değil mi çocuğun yanında? Lan sen mutfağa git lan Küçük Karabey, gir yürü. Zalata yap, ekmek doğra, onları badana yap hadi. Yürü bir şeyler yap işte. Lan sen yeni icat mı çıkarıyorsun lan? Ne dedin lan bu sen? Lan bırak anlatıcını lan! Trafik sıkıştı be! Trafik sıkışmışmış. Kimi kandırıyorsun lan sen? Ankara İstanbul arası bile 4 saat sürüyor inek. He? Lan sabah doktora gittim ya, o yüzden de akşamı ben geç döndüm tabii. Doktora mı gittin? He? Ne dedi lan doktor? Senin de bir kusur hatan hem yok dedi. Ama yarın dahlillere de bakacak. Oh. Aa, günaydın Kara. Günaydın Ceyda Hanım. Bu sabah nasılsınız? Siz de bizi konuşmayı bırakırsan daha iyi olacağım tabii. Siz nasıl isterseniz. Bu sabah nasılsın? Yorgunluktan gebiriyor. Onu demiyorsun kız. Miden bulanıyor mu? Aşermelerin başladı mı? Üstüme bu kadar gelme be. Acele anne. Zaten işe de geç kalıyorum. Bırak bırak, ben toplarım. Sen ne de olsa iki canlı sayılırsın. Bırak. Hadi yürü, işe geç kalma. Doktora da uğramayı unutma bak. Akşam geç gelme kız, beni meraktan geberteceksin. Beni bak. Doğacak çocuğumun anası demen geberdir ona. Ama bak. Yürü yürü hadi. Aman. Ay dur Necuk. Ne o kız kakılmış? Gece hiç uyumamış gibi bir halim var. Hiç uyumadım. Hiç uyutmadı ya bana Yusuf. Tövbe tövbe. Olsun kız, yine de böyle ses dayak yemekten daha iyi değil mi? He, vallahi ha kuzu daha iyiydi, bilemeyen artık. Şaşırdım kaldım. Tez yerden hamile kalmam lazım. Kız doktora sorsana ben. Bakalım en kolay nasıl hamile kalınırmış. Kız vallahi ben senin yerinde olsam gebeyim derim, kurtulurum. Deldim sen be. Niye? Gebe kalın insan 9 ay sonra doğar. Hiç olur mu öyle şey kız? İtilmiş çocuk mu? Hiç böyle bir numarayı yutar mı? Ya. Kız ağlamaz, ağlamaz. Bir müddet eyle idare edersin. Ondan sonra da düşük yaptım diye işin içinden çıkıverirsin. Ha. Ya. Kız kakılmış. Bu itilmiş seni zaten her bir şeyi bahane edip dövmüyor mu? He dövüyor. Hiç değilse biraz böyle idare edersin, rahatına bakarsın. Ya. Ondan sonra öğrenince dövsün, yiyiverirsin o bayağı gayrı. Maynak bunlar ya, maynak böyle bir şey. Sana da hiç akıl akıl vermiyor. Tamam. Geldim. Buongiorno Tezgene ablam. Hoş geldin Gülazer, hoş geldin. Siparişini getirdim. Ne bu? Bu ne? Bu ne bu? Dantelipli. Bu mu? Yaptığın zanaatın ham maddesini tanımaz mısın tığparmaklım? Bana bak. Bu niye böyle bir tane? Niye bir tane alıyorsun? Memlekette dantelipliğine kram mı girdi yoksa? Yok, ip buldur çok şükür. Dükkanda bütün ipsizleri iplendirecek kadar ip vardır. Ama nakit darlığı çekeriz. Ne? Paramız ancak buna yetti derim şaşkının, enflasyon kurbanım. Ay kız sen deli misin kız? Biz geçen gün daha 3 tane dantel satmadık mı? Bak şimdi o 3 dantelin parasıyla bir tek kuka alırsak bunun ticaret denirsin de ayol. Üçünden birinin ticareti. Ama hiç merak etmeyesin. 3. ayın birinde düze çıkacağız. İyi mi? Beni kandırmıyorsun ya. Kandırmayayım ben seni hiç be. Eğer yalanın varsa uzaktan kumandan bozulsun. 7. kanala takılıp kalayım, zaplamak nasip olmasın. Bırak
ağız kalabalığın artık yeter. İçeri geç. Geç içeriye de sana namzetlerimiz hakkında malumat vereyim. Ver. Gel. Geç şöyle. Geldim. Otur bakayım, otur. Ay. Bana bak. İyi dinle şimdi beni. Ben akşam bizim torunun ağzını aradım. Pelin hakkında ser veriyor, sır vermiyor. Tek kelime etmiyor ya. Pek bir değerli malumat sahibi olmuşsun hani. Bana bak. Şimdi bu Pelin'in bir erkek kardeşi varmış. Bekar. Ondan bahsettin. Ama edemiyorum. Ne? Bir iki güne kadar askere gidiyormuş çocuk. Aman. Yani onu da geç bir kalem o zaman. Bana bak. Şimdi bırak onu da. Şarküteriye dün ayı gibi bir adam vardı ya hani. Ayı gibi geldi orada. Tamam işte ona bulalım bir dişi ayıcık. Çatalım çöpünü takalım yularını. Maalesef anacığım. O da evliymiş. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ne dedin? Sıfıra sıfır elde var sıfır dedim. Yok. Elde var iki. Gençleri unutma. Tabii bana bak şarküteride çalışan çocuğun adı Karatay. Ayı gibi adamın karısının yeğeniymiş. İstanbul'a yeni gelmiş. Konuşmaya başladın sen. Konuş. Kızın adı Ceyda'ymış. Ne dedik? Nerede kaldı? Kızın adı Ceyda'ymış. Hadi anlat. Bak kızın adı Ceyda. Tamam. Dedi ki onu canım. Kaç yaşında? 19 yaşındaymış. Tazecik. Veteriner kliniğinde çalışıyormuş. Çocukla kızın teyzesi de temizliğe gidiyorlar bir temizlik işlerine. Güzel. Anlıyorsun değil mi? Yani birbirlerine yakışıyorlar anlaşılan değil mi? Desene istikbal gençlerdedir diye. Biz ne diyoruz deminden beri ama sağır duymaz uydurur işte bu da. Hadi gidelim artık bu gençleri evlendirdik. Ne hala evlendiremedik bizim çöp çatanlık müessesesi batacak. Senin dantellerin de benim gibi evde kalacak. Hadi. Gülazem bak ne diyorum. Kız sana da hayırlı bir kısmet buluruz inşallah. Olur tabii hayırlısınlar. Niye olmasın? Belki sana da buluruz bir tane. Evlerinin önü yonca kalkmış da boyu. Bu neydin Şahip abi? Az önce Pelin abla uğradı. Ne istiyormuş? Tabii ki seni. Dedi ki Şahip abi niye eczaneye hiç uğramıyor dedi. Say abi niye uğramıyorsun eczaneye? Bunun iki nedeni var. Birinin adı zaruret, ötekinin adı Nilgün. Beni seven ve kıskanan iki kadının baskısı altındayım. Yanlış anlama korktuğumdan falan değil. Sen kimseden korkmazsın değil mi Şahip abi? Hiç kimseden korkmam. Hiç kimseden. Ne oldu Şahip abi? Hiç. Ne zaman böyle laflar etsem karşıma korkulacak şeyler çıkar. Bak, sana bir şey sorayım. Ben hayatta bir tek şeyden korkarım. Nedir o bir? Zaruret yengemiş Şahip abi. canım zaruret. Zaruret de kimmiş korkacağım. Kimse yok değil mi? Bak ben hayatta bir tek şeyden korkarım. O da beni seven kadınların duygularını incitmekten. O yüzden de çok mecbur olmadığım sürece eczaneye gidemiyorum. Pelin'imi göremiyorum. En büyük asker, bizim asker. Ne oluyor ya? Pelin ablanın kardeşi askere gidiyormuş. Ulan öyle söylesene. İki saattir beni çan konuşturuyor burada. Evet. Şimdi eczaneye gitmem için yeşilli bir sebebim var. Mahallemizi ver çocuğu. Askere gidiyor. Göndermek benim de vazifem. Buna kimin ne diyeceği olabilir? En büyük asker, bizim asker. En büyük asker bizim asker. Bizim asker. En büyük asker 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 bizim asker. Tahliller geldi mi doktor hanım? Tamam. O zaman ben yarım saate kadar geliyorum, tamam mı? Tamam, hadi görüşürüz. Ne ediyorsun lan sen burada? Hiç. Geçiyordum, öyle aklıma yastı bir duş alıyorum dedim. Lan telefon kulübesinde ne ediyorsun, telefon ettim. Sen bugün çalışmadın mı? Çalıştım, erken çıktım. Niye güne? Lan ne lan bu böyle erken çıkmalar, eve geç gelmeler, telefon muhabbetleri? Söyle lan sen neler çoğuluyorsun ha? Kıskançlık da pek yakışıyor ayıya. Hey millet! Duyduk duymadık demeyin kocam beni kıskanıyor. Sus lan! Söyle lan kime telefon ettin? Bak. Okuz altında buza arıyor. Okuz. Doktorunu mu telefon ettim ben? Hastaneye gideceğim diye işten erken çıktım.
Bana bak, yalan diyorsan eğer... Ne yalan, sana yalan söylemeye ne mecburiyetim var? İnanmıyorsun sen de benim rengim. İnanmadığımdan değil ya, yine de gelin, yanında bir erkek bulunsun. Nereye bakıyorsun lan ya, ya? Tabi tabi, yürü be. Ah, baksana Pelin Hanım bulmuş birini. Hem de ne birini, baksana yer elması gibi adam. Pek sıkı fıkı dururlar. Aralarından sızmaz doğalgaz bile. Aman çok fesatsın be Gülezer. Bana bak, o Şuayip Bey, Şuayip. Şarküterin sahibi, evli barklı adam. Hmm. Değil mi ya? Sen şimdi bırak onları da, bizim muhabbet kuşları burada. Hadi yürü. Adama bak, sürdüğe davran. Bunu size, yani sana vereceydim. Sabah vereceydin ama utandım. Öyle mi? Aa, ne bu? Kaset. Canım onu görüyorum da ne kaseti? Ay söylesene, kimin kaseti? Benim kasetim ama sana verince senin kasetin olacak. Aa, kimin şarkıları var içinde? Söylemem ama gülmeyeceğim. Ay niye güleyim canım? Dedim sana, oğlan çok mahcup. Söylesene kara, kimin kaseti bu? Benim 2-3 parçam var kasette. Bizzat şahsen kendim okudum. Yapma ya. Maxi single gibi bir şey desene. Ay nerede doldurdun? Stüdyoda mı? Yo, banyoda. İdilmiş eniştenin de evini aldım. Kapıyı da kapadım kimse duymasın diye. Ay alemsin vallahi kara, sana bayılıyorum. Çocukcağız dut yemiş bülbüle döndü ayol. O da güzel bir çift laf etti ya. Affedersiniz, siz ne istemiştiniz? Biz bekleriz evladım. Sen o genç hanımla ilgilen. Ama elini çabuk tutasın. Yoksa kaçacak direm, karışma. Bu kaseti dinlerken hep seni düşüneceğim kara. Çok haklısın Kenten ablam. Bu oğlanı kendi haline bırakırsak yanmışız biz. Bunlara Marshall yardımı lazım. Hadi yürü. Marshall sen misin burada? Yani benim üstüme vazife değil ama söylemeden edemeyeceğim. Yani siz birbirinize çok yakışıyorsunuz çocuklar, maşallah. Ha? A benim toy civanım. Görmez misin, kız kesiktir sana. Ya. Malı götürecek yerde lafı ne gebilirsin Mesut abim gibi. Ne malı, nasıl yani? Ama çok ayıp. Ben seni bir yerden tanıyorum. Sen geçen gün parkta benim yanıma gelmiştin değil mi? Gelmiştim. Ama nasıl ayırlı gelmişim. Bulmuşsun kendine ayırlı bir kısmet. Baksana, kız gibi oğlan mahcup. Benim gözümden kaçmaz, siz birbirinize tutkunsunuz. Bu sizi hiç ilgilendirmiyor bayanlar. Bana bak evladım, neden onu istetmiyorsun ailesinden güzel çocuğum benim? Ha? İstin bir evladım, yapalım şunu davullu zurnalı bir düğün. Ama siz kendi işinize baksanıza ya. Evet, bizim kendi işimiz bu zaten. Çeyizlerin de hazır. İstemiyorum. Seç beğen al. Yaparız sana hesaplı bir şeyler. Çeyiz meyiz istemiyorum ben. Ay bela aldınız başıma ya. Ceyda kaseti almadın. Ceyda benim bir suçum yok. Ceyda bekle. Evlenmeyip de ne yapacaksın kız? Bip mi olacaksın? Nereden aldı lan bu kadar? Ne işle çığırın içeride? Demek tahlillerde de olumsuz bir şey yok doktorum. Yok canım yok. Yalnız bu durumda kocanın bir bevliyeciye gitmesi gerekiyor. Çünkü sen tamamen sağlıklısın. Şimdilik yere doktor hanım. Şimdilik yere. Efendim? Bunu benim adıma söylediğim zaman ne sağlığım kalınca bir şey yok. Okuduk ayısım yeni bir pençeyle gebertim beni. Canım sen de biraz politik davran. Böyle şeyler alıştıra alıştıra söylenir. Bak o zaman olacak. Bakalım. Bir deneyeceğim doktor hanım. Bir deneyeceğim. Görüşmek üzere. Güle güle. Ne oldu lan? Ne bakıyorsun lan balak gibi? Ne dedin lan doktor? Söyleyemiyorsun değil mi? He? Kabahatlisin değil mi? Kısırsın. Yani belliydi zaten. Öyle olmasa bunca zaman niye çocuğumuz olmasın? Bereketsiz karı. Nereden aldım lan senin gibi dönsüzü? Ulan düşüncesiz ayol. Ulan duyarsız o. Alıştıra alıştıra söylemek senin neyine be? Patladın ah söyleyeceğim. Kulağını aç beni iyi dinle. Benim hiçbir şeyim yok. Her bir şeyim yerli yerinde. Her bir şeyin yerli yerindeyse niye doğuramıyorsun o zaman? Doğuramıyorum çünkü sen kurusuk atıyorsun. Sus lan geberdir. Ne demek istiyorsun lan sen inek? Belki de sen kısırsındır diyor. Sus lan. Bağırma avaz avaz ortalık yerinde. Miyani olman lazımmış. Doktor hanım yerli dedim. Doktor hanım öyle dedi. Doktor hanım ne anarmış lan bu işlerden? Sen şimdi bırak onu bunu, sağlam mısın onu söyle. Hem de zapa sağlam.
Geçti raporum. İyi tamam lan, boş lafları bırak şimdi. Geç, düş olma, hadi eve gidiyoruz. Hadi. Bildik mevlametlerine gidiyoruz. Bu işin sonu karakolda biter artık. Ben ne diyeceğim, nasıl kurtaracağım bu işten kendimi? Of of. Kuzenem niye gitmiyor ki doktora? He, ondaki domuz inadı kimse de yoktu. Ağzımdan girdim, burnumdan çıktım. Luk diye peygamber demiyor. Kendisinde bir kusur olabileceğini düşünemiyor. Bebe istemeyi biliyor mu? He, onu iyi biliyor. Ama unudur kız aman lan. Unudur mu hiç vay? Fena halde takmış kafayı. He, iyiydi de çocuk işte ya. Bendeki de kafa. Desen ya çocuğumuz olmuyor diye. Kusur var bende diye. Ne olur ki? Çak çak şöyle kaliteli bir dayak yerim. O da yemediğim şey değil ki. Yok kız yok, öyle deme. Üstüne kuma falan getirir. Doğru diyorsun kız, vallahi doğru diyorsun. Ulan aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem kendi suratıma geliyor. Ne edeceğim ben be? Yok yok, hamile falan değilmiş meğer. Süheyla yanılmış. Adeti geciki cezaneye gitmiş. Şu testlerden almış. Hani evde yapılan gebelik testleri var ya. Ha tamam işte. Teste hamile çıkmış. Bunlar da bir sevinç, bir heyecan. Ama doktor diş gebelik demiş. Ya hevesleri kursaklarında kaldı. Neyse canım, gençler daha. Nasıl olsa olur çocukları. Ben de bir kusur yok deyip çıktım ama belki de vardı. Ya ben de olmaz öyle bir şey. Emeğe varsa. Gidin şu bebeciye, belki de derdimin çaresi olur. Olmaz, dünyada gidemem, utanırım. Gidecin anasını satayım. İyi günler. Buyurun, ne istemiştiniz? Ben şey, nasıl desem, şey istiyorum. Bebek şeyi. Ha, bebek bezi mi? Yok yok, onun için daha erken. Şey, anlayın işte. Adı da gelmiyor aklıma. Sakin olun, sakin olun. Hangi amaçla kullanılıyor bu istediğiniz şey? Şey, sadece onu biraz tanıyam. Şey, imtihan. Hani bir hayvan var ya bile, ok 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 ok. Yok be, o tavuktu. Bile şey, vak 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 diye. Kubra imtihanı. Gebelik testi. Sen yaptınız da bir yaşamı. Ben de ne diyorum? Ben de bunu demek istemiştim yani. Peki nasıl kullanılacağını biliyor musunuz? Biliyorum. Ama siz yine de bir kere anlatın. Ecren bir pekiştireyim. Bakın şimdi. Laboratuvar bir alt katta. Bu kağıdı alın, oraya verin. Biraz da örnek verin. Örnek mi vereceğim? Neyin örneğini vereceğim doktor? Nasıl vereceğim? Yoo. Ölürüm de hemen. Ha neler? Ya siz verirsiniz ya da alırlar. Kadar da zor olmadı değil mi? Yok, zor olmadı. Kolaymış. Test sonuçlarını yarın gelip alabilirsiniz. Gel. Tamam. Yarın gel. Kızla kızla gelen mi? Yanağızdan öpen mi? Siz anağız koynunda, ben soğuktan ölen mi? Ulan zor bu türküler söyleme, donuyorum be. Yemek hazır mı lan? Hoş geldin enişte. Ne bu surat? Benim bu saatte nereden geliyor? Hiç üstüme bakma, zaten canım sıkkın.
Senin canının sıkıntısını bir hekim de ben giderebilirim. Gel. Ne var lan, dur, ne çekiştiriyor? Gel lan, gel bir şey. Dur, çekiştirme, ayıp dur. Gel lan, gel diyorum ya. Gel. Gel. Bu da yeni icat mı inek? Ne o böyle odaya çekmene filan? Yerinden de mi utanmıyorsun? İnek, azgın kal. Senin de aklın fikrin fesat nokta. Ben seni buraya konuşmak için çağırdım. Sana hayırlı bir haberim var. Neymiş lan o hayırlı haber? Oldu lan, oldu. Ne oldu lan, ne oldu? Gözümüz aydın. Hamileyim, bir bebeğimiz olacak. Neye ne adım adım bakıyor? Sevinmedin mi? Sevindim elbet lan, sevinmez miyim? Tüüüü! Lan bilseydim ta onlara kadar gider miydim be? Ne diyorsun sen be? Nerelere gittin ki? Lan sen bana bakma lan, ben sevinç delisi oldum. Sevincimden nerede diyorum biliyor musun lan? Esra mı diyorsun lan? Eminsin değil mi? Eminim tabii. Kendime gebelik imtihanı yaptım. Yani gebelik hamilelik testi yaptım. %100 hamile çıktım. Lan! Kalk lan yukarı, çık yukarı, çık çık, gel lan buraya. Hey be, bırakma lan beni, koruma be. Hey be. Baba oluyorum be, baba oluyorum, baba. Sahi ben işte. Değsen de, değsen de, anı oluyor lan. Haydi şunlar çocuğun içindeki, çılgın. Kırma lan, çık kara beni, bir türkü patlat. Baba oluyor lan, baba. Ahım işim benim be, cins kısram, gel lan. Mwah!